seminerler mi diyeceğiz, konuşmalar programı başlamış. Benden önce de birkaç arkadaşın programları yayınlanmış. Ben onun için yani bu milliyetçilik tanım falan gibi şeylere çok fazla girmeden biraz hani bir işte tarihçeyle başlayacağım. Milliyetçilik dediğimiz ideoloji ile militarizm dediğimiz yöntem diyelim. Tabii her yöntem kendi içinde o da bir ideoloji taşır. Birbirine yakın zamanlarda doğmuş iki şeydir, düşünce tarzıdır. Yani birbirine komşudur. Yani milliyetçilik her zaman ve her türlüsüyle militarist olmak zorunda değildir. Olmayanı da vardır. Ama militarizmin milliyetçi olmayanı herhalde yok. Öyle bir şey duymadım hayatımda. Bunların yani işte Fransız devrimine bağlıyoruz. Aslında ikisini de şey daha bir ilginç bir biçimde militarizm dediğimiz yöntem, yaklaşım, tarz. Buradan girelim konuya. Şimdi bunlar da daha önce konuşulmuş da yani milliyetçilik Fransız devrimine bağlarız. Yani genel kabul oradan başladığıdır. Fakat yakın zamanda Benedict Anderson bunu Imagined Communities, hayal edilen topluluklar diye adında hayal edilen koyarak bunun aslında bir işte kalü beladan beri insanlığın aşina olduğu, içinde yaşadığı bir şey değil. Belirli koşullarda, belirli bir konjonktürde insanların icat ettiği, yarattığı bir ideoloji olduğunu öne sürdü. Bunun kitabı çok etkili oldu. Yani çünkü böyle yaklaşan uzun süredir yoktu. Yapma bir şey olarak yani çünkü milliyetçiler bize bunun son derece doğal olduğunu, adeta böyle gözümüz, kulağımız falan nasıl var şey doğduğumuz anda aynı şekilde böyle bir milliyetle doğuyormuşuz gibi bir doğallık, onsuz olmazlık havası içinde anlatırlardı. Tabii Anderson'a katılmayanlar da oldu. Bunların içinde benim en ciddiye aldığım Anthony Smith, LSE'den, London School of Economics'ten. O haklı olarak yani milliyetçiliğin bazı çok temel özelliklerinin Anderson'ın dediği tarihlerden çok daha önce yani insanların hayatını belirlediğin başta dil olmak üzere söyledi. Ama yani bence Anderson'ın söyledikleri de Anthony Smith'in söyledikleri Anderson'ın söylediklerini geçersiz kılmıyor. Ve bu işte belirli koşullarda belirli bir konjonktür içinde oluştu dediğimizde bunu Fransız devrimine götürebiliyoruz. Ondan önce belki proto milliyetçilik diyebileceğimiz, ön milliyetçilik diyebileceğimiz bazı şeyler, fenomenler veya süreçler veya durumlar var insanlık tarihinde ama yani bir olgunlaşmış bir milliyetçilik olduğu söylenemez. Şeyden gireyim, yani Fransız devrimi malum işte Fransa'da para yok, bir yarım iflas durumunda kral 16. Louis bir meclis toplayarak buradan bir para kaynağı yaratmak istiyor. Bunun için normal olarak Paris Parlamanı diye bilinen bir uzun süredir de bir toplanmamış, bir araya gelmemiş bir meclis toplayabilirdi. Ama bu Paris Parlamanı muhafazakarlığıyla ünlü
Yani oradan yeni herhangi bir şey çıkarmanın imkansız olacağını kral da bildiği için. Bu sefer çok daha eskilerden beri hiç toplanmamış etajenero denen şeyi canlandırmaya karar verir ki, yani yanılmıyorsam böyle 1600'lerde filan son toplanış şey yapmış etajenero. Etajenero İngilizce söylersek general estates, kesim diye bu estate veya etayı çevirebiliriz ki, ama kesim demek de tabii soyut bir laf. Nedir toplum kesimleri? Feodal zamanlarda bu ortaya çıkmış, o aşamada üç tane kesim var demişler toplumda. Nedir bu? İşte bir egemen sınıf diyebileceğimiz bugünün terminolojisiyle feodal sınıf, yani askerler, savaşçı sınıf. Bir klerikal sınıf, yani dinle ilgili ruhban diyebileceğimiz, ki bunlar zaten genellikle fiilen akraba. Yani bir kontun diyelim büyük oğlu, primojenitür, mirasın büyük erkek çocuğa kaldığı bir düzen, oğul da babasının yerini alacak. Dolayısıyla orada işte silah kullanmayı bilmem neyi falan öğreniyor. Onun küçük kardeşi varsa o mirasa girmeyecek. O zaman o ne yapsın? Yani bir aristokratın çocuğu olarak onun da şerefli bir meslekten geçimini sağlaması lazım. Bu da zaten işte şey, ruhban sınıfı hemen. Yani dolayısıyla iki kardeşten birinin papaz, birinin de işte bir bey olarak, lord olarak görmek son derece yaygın bir şey bu çağlarda. Şimdi iki kesimi bunlar oluşturuyor. Üçüncü kesimde geri kalan ne varsa. Tabii sayıca müthiş bir fark ediyor bu. Yani işte aristokratlar diyorsun, birkaç bin tane aristokrat var. İşte ruhban diyorsun, gene yüksek rütbeli, alçak rütbeli işte birkaç bin kişiyle bitiyor. Geri kalan işte şu kadar milyon ahali. Bunun içinde, bu üçüncünün içinde tierz eta, üçüncü kesim diye bilinen şeyler bunlar. Onların bir işte burjuvaydı, bilmem şuydu buydu falan diye ayrışmıyor. Hepsini aynı sepetin içine koymuşlar. Şimdi bu etajenero toplanacak ve Fransa'yı şeyinden, mali sorunlarından, açmazlarından kurtaracak bir yol bulacaklar falan. Böyle bir beklentiyle Paris'te 1789'da etajenero toplanıyor. Yakın zamanlarda yapılan bir takım çalışmalar, araştırmalar, incelemelerde bu 1789'a gelirken son iki yılın hasat bakımından, tarımsal hasat bakımından son derece kötü geçtiğini öğreniyoruz. Çünkü tarihçilik bayağı bir artık inceldi, ayrıntılandı falan, yani bayağı iklim koşulları falan, bunları da inceliyor insanlar. Yani şey, para yok, hasat yok, kötü zamanlar geçiyor. İşte böyle bir aşamada herkesin keyfi kaçık bir şey beklediği, toplanan meclisten bir mucizevi kurtuluş çaresi beklediği bir dönemde meclis toplanıyor ve toplanır toplanmaz da anlaşmazlığa düşüyor. Nedir bu anlaşmazlık? Nasıl oynanacak? Karara nasıl varılacak? Şimdi 300 temsilciyle aristokrasi katılmış. Premier eta. 300 temsilciyle ruhban katılmış. Segondien eta. 600 temsilciyle de işte geri kalan milyonları temsil eden tierz eta. Aristokratlar ve ruhban diyor ki kesimlerin oyları. Yani her kesimin bir oyu olsun. Bunu söylerken biliyorlar ki kendileri zaten aynı karara varacaklar. Daha baştan 2-1 galipler. Yani
Bunu tabii şeyde, piyasada da bunun farkında. Onlar da olmaz öyle diyorlar yani. Şey bu. Herkes bir oy sahibi olur. İşte oylar sayılır. Çoğunluk ne demişse bu olur. Şimdi zaten şeyde biliniyor yani 300 aristokrat, 300 ruhban ama o 300'ler içinde aslında Tiers Eta'yla birlikte hareket edecek bireyler de var. Yani 600-600 berabere bitmez bu şey yöntem kabul edilirse. Şey, Tiers Eta mutlaka öbürlerinden daha fazla. Oradan kimse aristokratlarla birlikte oy vermeyeceği gibi aristokrat olup mesela Mirabeau gibi meşhur adam şeyle Tiers Eta'yla oy verecekler var. Yani dolayısıyla daha birinci gününden tıkanıyor görüşmeler. İşte onun teferruatına girmemize gerek yok. Bu işte Grand Peur diye yani bu şeyin Fransız devriminin çeşitli aşamalarına böyle isimler verilmiştir. Büyük korku yani şeyin kralın meclisi dağıtacağı sizden olmuyor deyip korkusu halkta var. Fakat bu arada bu şey Tiers Eta şeyleri üyeleri Versailles'de toplanıyor şu sarayda toplanıyor. Gidiyorlar işte her zaman toplandıkları yere bakıyorlar kapılar kilitli. Kapanmış. Yani kral da kral paradoksal bir durumda. Yani onun şeyi tutması lazım Tiers Eta'yı çünkü sonuç alacak olan onların yapacağı. Öbürleri her şeyi bloke etmek üzere varlar. Birinci, ikinci kesimler. Ama ve lakin tabii 16. Louis kendisi de mavi kanlı bilmem ne bir aristokrat olduğu için şey yapamıyor. Yani onlara karşı onları şey yapan, baskı altına alan bir karara varamıyor. Onun üzerine bu şey kapıda kalan adamlar gidiyorlar bir açık o da bir spor yapılan bir yermiş. Tenis oynanan. Ya o zamanlar tenis başlamış ama şeyde kapalı mekanda oynanıyor. Neyse. Meşhur tenis kortu yemini. Biz buradan bir sonuç almadan ayrılmayacağız diye yemin ediyorlar. Kral şey yapıyor. Dağıtma kararı veriyor ve asker çağırıyor şeyden taşradaki bir takım birlikleri Paris'e çağırıyor. Fakat bunlar da Assemblée Nationale adını kendilerine seçerek beğenerek toplanıyorlar ve şey işte meşhur insan hakları bildirgesi Fransa'nın yeni kabul edilmiş anayasası olduğunu söyleyerek bunu ilan ediyorlar. Şimdi burada bütün bunlardan biraz ayrıntı şeyinde Bastil'in şeyi alınması falan gibi belki tarih büyük ölçüde şey işte bu Cumhuriyet'in kuruluşu devrimin başarıya ulaşması perspektifinden yazıldığı için şeyde Bastille'nin alınması falan da bir şanlı olay gibi anlatılır. Pek de şanlı falan değildir. Neyse o şeylere girmemize gerek yok. Bu kavganın gerisinde şöyle bir mesele var. Önemli bir mesele bu. Yani lafı edilmese de insanların düşünce biçimlerini belirleyen bir şey. Aristokrasinin ve monarşinin kendini toplumun geri kalan kısmına empoze etme ve kabul ettirme biçimi. Bunca yüzyıldır aristokrasinin bu her türlü hakkı toplum tarafından kabul edilmiş. Belki özellikle de başlangıçta bu çok hani sevinerek mevinerek yapılmış bir şey olmayabilir. Değil muhtemelen. Büyük ölçüde zorla yukarıdan aşağı
kabul ettirilmiş bir şey. Ama yani ideoloji bu değerler sistemi buna göre oluşmuş. Kilise bunu anlatıyor, bunun şeylerini, gerekçelerini kendine göre açıkladığı gibi şey, teselli mükafatlarını falan da kilise şey yapmış. Bu dünyada çektiğimiz işte çeşitli zorluklara karşılık işte öbür öldükten sonra gideceğimiz yerde de iyi şeylerle karşılaşacağız falan, böyle şeyler. Ve mavi kan metaforuyla anlatılan şey var. Yani işte aristokratların kanı bile aslında mavi renkli şey değil. Geri kalanların kanı gibi değil. Şeyin mesela Shakespeare'in oyunlarını düşünelim. Macbeth kralı öldürür Duncan'ı, yerine geçer. Bu kralın öldürülmesi üstüne dünya birbirine girer. Mesela atlar et yemeye başlarlar. Yani böyle bir kozmik şeye, bir dengelerin bozulmasına uzanan sonuçları olabiliyor. Kralı şey yapmak, öldürmek, kralı isyan etmek falan. Yani böyle bir ideoloji yerleşmiş. Şimdi bununla mücadele etmek durumunda kendilerine Assemblée Nationale diyen adamlar. Yani bu bir sadece bir işte ellerinde silahlarla bir şey, öyle bir mücadele değil. Belki çok daha önemli tarafı bir ideolojik mücadele. Yani insanlara bir başka şeyi, dünya görüşünü kabul ettirmek gibi işte kolay olmayan bir iş. Fakat yani bu kendilerine verdikleri isim zaten ne yapacaklarının ipucunu veriyor. Assemblée Nationale, Milli Meclis. Onlar bu mavi kanlı aristokratlara, işte onların yeğeni, kardeşi, bilmem ne sorular, ruhbana karşı milleti temsil ediyorlar. Dolayısıyla o millet kavramının şey olması lazım, ulvileşmesi lazım. O zamana kadar bu kelime yok mu? Var. Nasyon kelimesi aslında doğmak, natal, oradan gelen bir kelime ama işte aynı dili konuşan topluluk falan gibi bir anlam kazanmış zaman içinde. Ama yani kimse bu nasyon işte şudur, budur, şöyle yüksektir, böyle âli cenaptır, bilmem ne türlü ulvidir falan diye bir ideoloji yok. Bu ideoloji şeyle birlikte başlıyor işte. Bu Fransız devrim sürecinin bu aşamasında başlıyor. Yani efendi ben millet adına konuşuyorum, tamam mı? Yani saygılı ol, önünü iyilikle dinle beni diye bir yeni bir nasyon şeyi, kavramı oluşmaya başlıyor. Yani milliyetçiliğin, işte milletin asil kanı falan filan gibi şeylere, terimlere doğru evrilmesi, yani aristokrasinin asil kanından şeye doğru. Bayrak diye bir şey var. Bayrak çünkü bir pratik olay. Askerde ordular işte dövüşürken bir bayrağı tutuyor biri. Sen de senin adamlarının nerede olduğunu görüyorsun. O bayrağın üstünde mesela Fransızların var bayrakları. Yani ne var o bayrağın üstünde? İşte o stilize üç zambak var. Nedir üç zambak? Bourbon hanedanının aile arması. Yani Fransa değil o. Bourbon ailesi. Ama oradan ne oluyor? Fransız ihtilaliyle bleu, blanc, rouge, tricolor, üç renkli, mavi, beyaz, kırmızı, Fransız bayrağı. Bourbon, Bourbon, Valois falan filan değil. Fransa. Yani böyle bir şey ortaya çıkmaya başlıyor, Fransa diye bir şey. Ki bu Fransa sınırlarını çok da uzun sürmeyen bir zaman içinde aşacak ve yavaş yavaş bütün dünya kendini bu yeni anlayışa göre ayarlamaya
başlayacak. Bunun da ilk sonuçlarından biri işte bu nasyoneta dediğimiz ulus devlet şeklinde örgütlenme gündeme gelecek. Evet. Tabii dünyanın çeşitli yerlerinde bu dediğim süreç oldukça genelleştikçe farklı biçimler alabiliyor. Hep dil ve arasında, nasyonalite, milliyet arasında yakın bir ilişki olmakla birlikte bu konuda yazdığım yazı var aslında. Bu yazıyı bir şekilde işte açacak şekilde konuşuyorum şimdi. Burada örnek olarak mesela vermişim. İskandinavya deyince orada nedir işte üçü de Germanik kökenden gelen üç halk var. İsveçliler var, Norveçliler var. Daha güneyde de Danimarkalılar var. Bunların üçünün de dilleri var. İsveç dili, Norveç dili falan. Ama bu 100-200 yıl önce gidip oraya baksaydık ne İsveççe ne Norveççe vardı. Yani işte Tötonik dillerinin farklı lehçeleriydi bunlar. Yani işte Ege şivesiyle Karadeniz şivesi falan gibi aynı dilin yöreye göre biraz farklılaşmış biçimleri. Ama bunlar millet olarak kurulunca dilleri de ayrı ayrılmış oldu. Şimdi Danca diyoruz, işte Norveççe diyoruz falan filan. Birbirlerini anlıyorlar ama onlar. Norveççe adam konuştuğu zaman Danimarkalı ne dediğini üç aşağı beş yukarı anlıyor. Mesela o aşamaya gelmemiş. İşte Yugoslavya'nın yıkılıp dağılmasından sonra ortaya çıkan durum. Orada Sırplar var. Sırpça konuşuyorlar. Hırvatlar var. Hırvatça konuşuyorlar. Bu Sırpça, Hırvatça ve Boşnakların da konuştuğu Boşnakça yakın zamana kadar Serbo-Krovat diye bilinirdi. Yani başka şeyler açısından. Onlar kendileri de Sırpça diye bilirlerdi. Ama şimdi bunlar üçü de ayrıdır. Ezelden beri de ayrıdır diye bir şey vardılar. Çünkü birbirleriyle geçinemiyorlar. Araları iyi değil. Öyle olunca dili de o karşılıklı düşmanlığın bir parçası olarak ayırmak gerekiyor. Orada öyle bir tarihi süreç yaşanmış. Aslında dine dayanan, çünkü Sırplar Ortodoks, Hırvatlar Katolik, işte Boşnaklar da malum Müslüman. Buna karşılık mesela bir de tersine örnek İsviçre'ye bakıyorsun. İşte adamlar Almanca, Fransızca, İtalyanca, bir de bir Romenç diye bir küçük bir topluluk var. Yani bayağı dilleri, kendileri etnisite bakımından da birbirinden farklı adamlar ama biz İsviçreliyiz diyorlar. Bu saydıklarımın dışında herhangi bir fiziksel varlığı olmayan bir İsviçrelilik var. Ama o adamlar da bir arada yaşamayı istedikleri için, böyle olmasını beğenerek yaşadıkları için İsviçre milliyetçiliği dahi olabiliyor. Olmayan bir milletin milliyetçiliği de olabiliyor böyle. Yani dolayısıyla birbirinden epey farklı oluşumlar görebiliyoruz ama sonuç olarak tabii bir ortak noktaların epeyce de bir yaptığını söyleyebiliriz. Burada bahsi kapatırken edebiyat, yani dilin edebiyatçılar tarafından kullanımı da bu önemli bir rol oynamıştır. Amaçlamamıştır böyle bir şeyi ama yani mesela İtalyanca ve dolayısıyla İtalya'nın birliği dediğimizde burada Dante diye bir bölüm açmamız gerekir. İngiltere, işte İngilizce falan dediğimizde, Shakespeare'e Almanca dediğimizde bu büyük diller, Avrupa dilleri çerçevesinde Goethe'ye
en yakın zaman olarak yer ayırmak durumundayız. Evet. Şimdi bu hani milliyetçiliği bir perspektiften, bir aralıktan bakmış olduk. Yani kavramın niçin bir yücelik kazanmak zorunda olduğu, yani aristokrasinin meşru varlığına karşılık onun üstünde de yer alabilecek ulusun şeyi, yüceltilmesi. Şimdi biraz şey bakalım bir de, yani militarizm dediğimiz şey nereden çıkıyor? Bunlar birbirine yakın ve doğdukları yerde Fransa demiştim. Şimdi Fransız devrimi oldu, tamam. Şimdi 1792'ye gelmeden oradan alayım. Devrim olunca tabii bütün bu şeylerin, aristokratların ve ruhban sınıfının varoluşu, yani doğrudan doğruya hayatı tehlikeye girdi. En hafifinden çok kötü muamele görecekleri belli. Şey, çünkü kazanmış siyasi gücü, kazanmış iktidar olmuş durumda devrim. Dağılıyorlar. Yani Avrupa'nın başka memleketlerine, Avusturya'ya, İngiltere'ye vesaire, Hollanda'ya falan gidiyorlar ve tabii gittikleri yerde nasıl bir cehennemden geldiklerini anlatıyorlar. İşte şöyle korkunç, böyle felaket Fransa. O gittikleri yerler hepsi monarşi. Ve monarşilerde bu olan olaylardan işte mutlu değiller tabii, gayet anlaşılır bir şekilde. Bu bizim ahaliyle yaparsa aynı şeyi gibi bir korku var. Yani dolayısıyla bu Fransa kendi içinde halen fokur fokur, işte meclisi orada, işte Jacobenler, Girondenler bilmem ne falan, gayet enerjik bir siyasi hayat yaşanıyor. Etraftan ama güneyde İspanya'dan, işte kuzeyde İngiltere'den, doğusunda işte Prusya, Avusturya falan, oradan endişe dolu gözlerle bakıyorlar. Daha neler yapacak bu herifler? Ne rezaletler yapacaklar diye. Neyse, yani işte bu kaçan adamların propagandası, monarşilerin korkusu falan derken, işte 1792 yılına geldiğimizde, yani 3 yıl olmuş devrimden sonra, bir koalisyon, askeri koalisyon kuruluyor. Prusya burada başı çeken, ama Avusturyalılar falan da belirli ölçülerde katılıyorlar ve bir ordu, çok büyük bir ordu değil ama bir ordu yola çıkıyor bu şeyi, isyancı baldırı çıplak, hani sanculot deniyor. Baldırı çıplak da onun iyi bir tercümesi. Bunları bastırmak ve yeniden işte kral ailesini tahta çıkar. Çünkü kral Tüyeri Sarayı'nda, Paris içinde tutuklu vaziyette. Ama hem sarayda oturuyor filan gene. Dolaşıyor Paris'te. Mesela Fransız bayrağının çıkışı, bir şey parantez açıyorum. Paris'in armasının renkleri mavi ve kırmızı. Bourbon Hanedanı'nın bayrağı da beyaz, zemin üzerine sarı şeyler, zambaklar. Beyaz renk üstüne mavi ve kırmızıyı takarak kral şapkasında bununla dolaşıyor. İşte herkes hala görünce sokakta mokakta
alkışlıyor, işte Vibli Ruh'a falan bağırıyorlar, o da şapkasını çıkarıyor, selam veriyor falan. Sonra da o renkler devrimin sloganı Liberté, Égalité, Fraternité, renkler bu üç kavramı simgesi haline geliyor falan. Böylece üç renkli Fransa'nın üç renkli bayrağı oluşuyor. Evet, bu arada kaçmaya teşebbüs ediyor Louis. Ailesini, kraliçeyi falan toplayıp. Ama Varen'de bunlar yakalanıyorlar. Avusturya'ya geçmelerine az kalmış. Bu sefer Tüyer'i falan tekrar artık saraya götürmek değil, doğrudan doğruya Temple hapishanesine kapatıyorlar. Yani bu gelen ordu kralı Temple'den çıkartacak, kurtaracak ve tahta yeniden çıkmasını sağlayacak. Şimdi burada önemli mesele, buna karşı savunma nasıl olmalı? Bunun için biraz yine tarihte geriye doğru gitmek gerek. Feodalizmin başlangıcından itibaren, yani ta 5. yüzyıl, 6. yüzyıl falan gibi Avrupa'da işte gelen ve Roma İmparatorluğu'nu yıkan Germanik topluluklar arasında ağırlıkla savaşmak denen şeyi bilen adamlar var. Ve bu adamlar zaten ön planda Roma'yı yıkmışlar ve Roma'dan kalan toprakları kendi aralarında paylaşarak tabii vasal, süzeren falan dediğimiz hiyerarşik ilişkiler içinde yeni feodal düzeni kurmuşlar. Feodal düzenin sahipleri, efendileri bunlar. Ve bunlar bu savaş denen şeyi bilen adamlar. Zaten feodalite dediğimiz sistemin temelinde böyle bir şey yatıyor. Yani bu köylü adamlar bir lordun serfleri olacaklar. Ona hizmet edecekler. Servaj ilişkisiyle bağlanacaklar. Niye? O da onları koruyacak. Haydut, bilmem ne, yol kesen falan filana karşı. İcabında şatosuna onları toplayarak falan köy halkını koruyacak. Bir koruma bir proteksiyon ideolojisi üstüne oturuyor. Dolayısıyla onlar bir asker sınıfı. Şimdi işler ilerleyip dallanıp budaklanıp artık Şarlemagne falan sonrası 10. 11. 12. yüzyıllar falan da iyice kurumlaşıyor bu durum. Tabii orada böyle bir derebeyi, bir kont unvanı almış, bilmem marki unvanı almış. Onun yanında 30 tane paralı askeri falan olmaktan çıkıp daha birimler büyüyor, ordular, mordular. Bu ordu dediğimiz adamlar bütün bu tarihi süreç boyunca ücretli asker. Yani toplumda her zaman toplumun normal hiyerarşik katlarında oturmayıp bir başka şekilde geçinme yolunu seçen insanlar var. En kolay seçebilecekleri şey de eğer paçayı kurtarıp kaçabilirlerse birinin yanına ücretli asker olarak girmek. Ama subaylık, komutanlık feodallerde. Orada ancak çok istisnai bireyler kendilerine bir nam yapıp bir komutanlık bilmem ne falan alabiliyorlar. Yine kendilerine daha büyük bir aristokratın yanında Kolaryensi falan filan gibi bir takım örnekleri vardır bunun feodal tarih boyunca. Şimdi özet olarak bu söylediklerinden ne diyoruz? Orduları ücretli askerler meydana getiriyor. Ama bunların komuta
kademesinde her zaman aristokratlar var. Peki şimdi 1792 Fransa. Burada aristokrat mı kaldı? Yok, dağılmış adamlar. Herkes başka bir memlekette. Ve hatta belki şey, gelen bu orduya gönüllü olarak katılmış. Kendi bildikleri Fransa'yı kurtarmaya geliyor da olabilirler. Devrim hükümeti eli silah tutan herkes askere deklarasyonda bulunuyor. Ve insanlar toplanıyorlar. Şimdi bu da devrim süreci işte. Üçüncü yılını doldurmakta olan devrimde devrim büyük ölçüde Paris'te olmuş şeyler, önemli belirleyici olaylar Paris'te geçmiş. Ama bunun şeyleri, etkileri artık işte Fransa dediğimiz bütün ülkenin çeşitli şeylerine, mıntıkalarına yayılmış, dağılmış vaziyette. İnsanlar memnun. Devrimin kendilerine getirdiği şeyden memnun. Topraksız iyice fakir köylüler en büyük çoğunluk. Hemen hemen hepsi bir miktar toprak edinmiş. Yani bir özel mülke kavuşmuş. Aralarında muhafazakar çeşitli nedenlerle krala bağlı olanlar var. İşte mesela Vande isyanı falan gibi olaylar göreceğiz bu karakterde. Ama sonuç olarak ve yani teraziye burada devrim, burada da işte karşı devrim taraftarlarını koyduğumuzda devrim taraftarları baya baya ağır basıyorlar. Yani dolayısıyla insanlar şeye karşı, devrimin getirdiklerini geri almak üzere ordu çıkmış geliyor. Ey Fransız halkı, gelin devrimi ve kendimizi koruyalım çağrısına olumlu cevap veriyorlar. Geliyorlar. Bu o zamana kadar yine Avrupa'da, dünyada bilinmeyen bir manevi güç. Yani bir ideolojik ideali gerçekleştirmek üzere hayatından vazgeçebilen insanların kurduğu bir ordu. Bu daha önce görülmemiş bir şey. Ücretli asker böyle bir adam değil. Yani ücretli asker, işte ücretli asker. Ücret başka, işte vatan, millet falan, ideal başka. Yani onlar zora gelince vazgeçen adamlar, ücretli askerler. Ki gelen ordu öyle bir ordu. Ve neyse işte bu Valmy Savaşı olur 1792'de ve Fransızlar kazanırlar. Burada bir de ne oluyor? Bir başka gelişme var. Hani işte aristokratlar kaçmış falan diyoruz. Fakat Napolyon'u düşünün. Napolyon nedir? İşte Korsikalı. Avukat mıdır nedir babası? Bir orta halli, alt orta halli bir adam. Bu da askeri okula gitmiş. Oradan mezun olur, çıkar. İşte teğmen meymen olur. 60 yaşına geldiğinde de yüzbaşının üstüne çıkmadan yüzbaşı olarak emekli olur. Yine işte Korsika'da gider otururdu. Ama bu durumda Napolyon gibi adamların önü açılıyor. Bunlar aristokratlarda onları subay yapan aristokrat olmaları. Ne kadar iyi subaylık biliyorlar karışık. Yani onları kim imtihan edecek ki işte? Öbür aristokratlar diyecek. O bizim Henri'nin oğlu. Tamam buyursun geçsin diyecekler normal olarak. Şimdi liyakata dönüyor iş. Şeyle. Okul birdenbire. Askeri okul, subay yetiştiren okul önem kazanıyor falan. Bu Valmy'den sonra devrimin en ateşli muhafızları Paris'te Jacobenler malum.
öncelikle Jacobenlerine güven geliyor. Kralı idam ediyorlar. O zamana kadar yapamamışlar bunu. Dediğim gibi yani kralların müthiş bir dokunulmazlığı ideolojisi var. Bunu da yenerek önce Louis'i arkasından Marie Antoinette'i birkaç ay sonra giyotine getirebiliyorlar. Ardından da meclis içindeki muhalefeti işte Girondenleri, Madame Roland bilmem ne falan bütün bu insanları da yani bu kanlı terör dönemi başlıyor Fransız devriminin. Terör dediğimiz dönemi de gene 1792'de başlıyor. Bundan iki yıl sonra Fleury Savaşı gene benzer bir şey. Bu isyankar heriflerin haddini bildirmek üzere gelen işte Prusyalılar şunlar bunlar ve gene benzer bir Fransız ordusu bunların karşısına çıkar ve Fleury'de gene Fransızlar savaşı kazanırlar. Zaten yani bu devrimin verdiği enerjiyle işte biliyoruz Napolyon neredeyse bütün şeyi Avrupa'yı fethedip tek bir Avrupa imparatorluğu kurmaya bayağı yaklaşmıştı Napolyon ve yanında da dediğim gibi işte Murat'ydı, Lasalle'di, Cambronne'du, Bernadotte'du vesaire vesaire birçok şey parlak genç subay işte Mareşal Ney falan filan gibi bir şu dediğim gibi yani şeyden bir kısmı gene de aristokrat kökenli insanlar olabilir ama hepsi değil ve yani daha çok da liyakata dayanan bir kumanda komuta kademesi oluştu. Onların isimlerine bakıyorum ama neyse bir ara buluruz çıkar. Evet. Fransız devrimi kendi terör aşamasına geliyor. Bu devam edecek. Aşağı yukarı 60 bin insan öldüğü tahmin ediliyor. Bu 60 binin 30 bin kadar yani yarısı demin andığım Vande isyanında işte onun bastırılması sırasında dökülen kan. Ama 30 bin kadarı da Paris'te işte çeşitli nedenlerle idam edilen, şeyde giyotinde can veren kimyager Lavoisier, işte şair André Chénier bilmem ne birbirini tutmayan çok farklı insanlar o şeyde giyotine gitmişler. Şimdi burada bir konuya daha girmemiz gerekiyor. Yani bir bu Valmy ve Fleury savaşlarını kazanan bir halk ordusu dedik. Fransız ordusu, halk ordusu. Ücretlilikten çıkmış. Bir süre sonra Fransa'nın yani işte herkes vatanı kurtarmak için gelsin diyerek başlattığı şey universal conscription, herkesin asker olduğu bütün şey, erkek nüfusun belirli bir çağa gelince asker olduğu sisteme başlıyor. Fransa bu şekilde geçmiş oluyor. Bir süre sonra da ya bu akıl kârı olan bu, bu işi böyle yapalım diye geri kalan Avrupa ülkelerinde de aynı sistemin uygulanmaya başladığını görüyoruz. Daha önce
Fransız devriminden önce bu askerlik bakımından belki bir Prusya'nın lafı edilebilir. Böyle bir burada işte demin sözünü ettiğim Mirabeau'nun önemli bir esprisi vardır. Şey der, yani bütün memleketlerin bu dünyada bir ordusu vardır. Ama Prusya ordusunun bir milleti vardır. Bir toplumu vardır. Der, oradan anlarız ki bu işte Friedrich Wilhelm'lerden biri oldukça şey askerlik diye neredeyse kafayı üşütmüş diyebileceğimiz bir adam. Daha bile işte böyle 1.85'in altına düşmeyen boyda adamlar arayıp onları bulup şey, iyi maaşlı üniforma giydirip işte uzun boylu bir Prusya ordusu kurmak falan filan gibi işleri olan bir adam. Onun dışında hani böyle militarizm denecek bir olayı görmüyoruz. Fakat şimdi militarizm dediğimiz olayın olabilmesi, bunun şeylerini anlatmaya çalıştım. Fransa somut bağlamı içinde işte ideolojik hazırlayıcılarını, fakat bunun fiziki bir temeli de olması lazım. Ne demek istiyorum? Yani tamam işte herkes vatanperver oldu. Fransız idealleri için ölmeye hazır ama yani neyle savaşacak ve savaş nasıl bir şey? Böyle savaş değişiyor. Çünkü silahlar değişiyor. Çünkü insanlar durmadan teknik yenilikler yapıyorlar ve silah teknolojisi gelişiyor. Yani bu işte ta şeyde vaktiyle Çin'de bayramlarda havai fişek atmak için kullanılan barut buralara gelince Batı dünyasına aman bundan ne iyi silah olur demişler. İşte önce top yapmışlar. Sonra küçülte küçülte tabancaya kadar da getirecekler mi? Tüfek. O tüfeğin işte çakmaklısını yapmışlar. Sonunda şarjör takıp üst üste işte şu kadar mermiyi yeniden şey yapmadan mermiyi doldurmak bilmem ne. O da olduğu zaman yani bu mesela şeyde ordu gidiyor, üçlü bir şey kuruyorlar, saf. Bir öndekiler ateş ediyorlar, kumandayla tabii. Yere çöküp şeyi temizlemeye başlıyorlar tüfeklerini. O sırada ikinci saf ateş ediyor. Arkalarındaki saf. Onlar da yere çöküyorlar. Birinciler o sırada yeniden mermi falan koymaya aşamasına gelmişler. Üçüncü saf ateş ediyor. Üçüncü saf çöküp işte ateş eden silahı temizleme sürecine girerken birinciler işlerini bitirmiş olarak kalıyor. Böylece bir ateş etme sürekliliği sağlanıyor. Ama derken işte şey şarjör takma imkanı doğuyor falan. Yani tüfek gitgide kullanışlı bir alet haline geliyor ve kullanmak da uzun boylu bir şey gerektirmiyor. Marifet gerektirmiyor. Yani sıradan bir adam kendisinden bekleneni kolayca yapabiliyor. Yine işte saf var, kol var falan bu askeri hareket şeysinde, alanında bilinen şeyler. Ama işte yani sonuçta aynı anda belirli bir yöne düşmanın olduğu yöne dönüp bütün bir birliğin çok da fazla nişan falan da almadan oraya kurşun yağdırması temeli üzerinden bir piyade
ve şeyler gelişmiş, topçu üçüncü bir şey olarak, muharip sınıf olarak süvari ve piyadeye eklenmiş. Arabaları var, çabuk hareket edebiliyorlar. Bir mevziyi bırakıp başka bir mevziye geçebiliyorlar falan ve gittikçe önem kazanıyor. Mesela işte Napolyon dedik. Napolyon'un en önemli başarısı iyi bir topçu olmasıdır. Topları çok iyi kullanmayı becermesidir. Evet, yani böylece şey, yani şövalyeler zamanında işte subay olduklarını feodal düzende söylüyorum. İşte o gürz kullanacak, balta kullanacak, kılıç kullanacak, at üstünde şeyle, kargısıyla işte bir adamı atından düşürecek bilmem ne, bilmem ne bir yığın savaş inceliği, yaya dövüşmeyi bilecek, at üstünde dövüşmeyi bilecek falan. Şimdi böyle bir şey yok. Zaten subay dediğimiz adamlar uzun boylu silahlanmıyorlar bile bu yeni düzende. Yani tüfek müfek gibi şeyler kullanmıyorlar. Sembolik işte kılıç, tabanca falan gibi şeyleri var, hafif silahları var. Bir de şey önemli, kumanda nasıl oluyor meselesi, ona da bir bakalım. Şimdi manevra savaşı, sonradan Gramsci'nin falan da kullanacağı terminolojiyle o zamanın şeyi, savaşı, sonuç alınan savaş, meydan muharebesi dediğimiz olay. İki ordu birbirlerine yaklaşıyorlar. Tabii habercileri, öncüleri, şunları bunları. Ve bir yerde karşılaşıyorlar. Orada ilk iş, ikisinin de yapacağı, düşündüğü şey açısından nasıl savaşacağım, ne yapacağım? Elverişli bir şey, engebesinin elverişli olduğu yeri seçip ona göre yerleşmek. Ve işte diyelim bunu yaptılar. Ertesi sabah bilmem ne erkenden savaş başlayacak. Şimdi başkomutanın bütün olayları icabında dürbünle, icabında dürbünsüz izleyebileceği, görebileceği bir yer lazım. Bu tabii yüksekçe bir yer olmalı. Etrafında işte generalleri, kurmayı, şusu busuyla o orada duruyor. Mesela bakıyor, gidişat şeyi gerektiriyor, karar veriyor işte. Şurada bu sağ tarafa süvariyi gönderip bunların şeyini, birliğini bozalım. Oradan bilmem ne yapalım falan. Neyse, atıyorum. Hemen orada bir şey, yaverler topluluğu var. Onlardan diyorsunuz, Jack koş, işte şeye, albay bilmem kime söyle, sağ kanatta bilmem şu şeyi hedefe yüklenecek süvarileriyle birlikte. Yani bu bir çeşit şey gibi, insan bedeninin çalışması gibi diyelim. Yani bütün orduyu işte kollar, bacaklar falan olarak düşün. Bu dediğim yükseltide şey, başkomutan beyin. Bedenimizdeki beyin gibi. O görüyor, düşünüyor, karar veriyor. Şey gibi, sinir sistemi gibi bu yaverlerini emirle yolluyor. Oradan vurulacak, işte buradan geri çekilecek, şurada şu olacak. Ve bu düşünen beyin karşısında ya da yanında, ya paralelinde her neyse aldığı emri harfiyen yerine getiren bir şey olacak işte. Ordunun kendisi. Onun düşünmesi gerekmiyor. Görmesi, düşünmesi gerekmiyor. Onun söyleneni yapması gerekiyor sadece. Bu tabii askerlik çok önemli olduğu için, yani savaş bir toplumun var olmaya devamı ya da devam edememesinin belirlendiği yer. Dolayısıyla şey, yani toplumun işleyişi içinde bir takım başka kurumların da bunu örnek alması
mümkün ve çok zaman olan, gerçekleşen bir şey. Bu çerçevede mesela Fordizm dediğimiz şeye bakalım. Orada da yani bütün üretim işini planlayan, hesaplayan bir beyin var. Beyaz yakalılar falan dediğimiz. Ondan sonra şey yapan, vidayı çakması gereken yere çöken bir kol kuvveti, mavi yakalılar var. Onların düşünmesi, işte çıkan otomobilin bir türünü görmesi falan filan gerekmiyor. Onun önüne gelen şeye, yuvaya vidasını vidalaması gerekiyor. Yani şeyle, beyin ve geri kalan arasında gayet katı bir iş bölümü şey yapan, öngören bir örgütlenme. Militarizasyon dediğimiz şey de böyle başlıyor diyebiliriz. Yani askerliğe önem vermek, savaşa önem vermek, askeri harcamaları yüksek tutmak, bunlar normal şeylerdir. Bunlar ille de militarizm demek değildir. Ne zaman militarizmden bahsedebiliriz? Normal hayatı bir takım askeri terimler içinde düşünmeye, askeri disiplin şeyini, kavramını bütün sivil hayatı da kapsayacak bir şeye, fenomen haline getirmeye başladığımızda, o zaman toplumu da militarize etmeye başladık demektir. Evet, şimdi biraz daha farklı bir şeye, konuya doğru yönelelim. Fransız devrimi üzerinde geçirdik bu ilk saatimizi. Fakat Fransız devrimi bu aşağıdan yukarıya burjuva devrimi diyebiliriz. Hareketlerinin ilki değil, üçüncüsü. Yani birincisi aslında bir yüz küsur yıl önce İngiltere'de oldu. Malum orada da gene kral kuvvetleriyle monarşistler, parlamento güçleri, yani şey, toplumu öncelikle de belki burjuva sınıfını temsil eden parlamento güçleriyle onların arasında bir iç savaş oldu. Parlamento kazandı ve onunla da işte şeyin, Britanya monarşisini, Britanya toplumu bir zapturapt altına almaya başladı. Bunun işte devamı 18. yüzyılın 17. yüzyılın pardon sonlarında 3. William devrinde işte Glorious Revolution falan derler. Böyle alındı. Ondan itibaren de tabii işte değişiklikler oldu, şu oldu, bu oldu, yeni kanun çıktı vesaire, ama yani İngiliz demokrasisi diyeceğimiz, Britanya demokrasisi diyeceğimiz şey 17. yüzyılın sonuna geldiğinde 1689-90 falan iyi kötü yani nihai biçimde almıştı. Bundan bir zaman sonra ise Fransız devrimine bu sefer daha yakın bir tarihte daha değişik bir olayı ve gelişmeyi Amerika'da görüyoruz. Burada Britanya'nın kolonisi olan Amerika var. Dünyada ilk ciddi demokrasi atılımlarından birini gerçekleştirmiş olan Britanya ise söz konusu olan kolonisi olunca o kadar da demokratik değil. Dolayısıyla Amerikalıların bayağı savaş başlatması ve silahlarıyla, silahlı savaşlarıyla bağımsızlıklarını kazanmaları gerekiyor. Orada bir şey, koloni olarak bir hanedan meselesi yok Amerika'da. Onun için de cumhuriyet kuruyor. Gerçi yani savaşı kazandıktan sonra şimdi ne yapacağız denildiğinde işte krallık kuralım falan diyenler var. Yok değil ama azınlıktalar ve şey söyledikleri de çok gerçekçi olmuyor o koşullarda. İngiltere ve Amerika'yı saydıktan sonra demokrasi, demokratik rejimin üçüncü büyük, belki öncekilerden daha da çarpıcı
olaylarla dolu örnek işte konuştuğumuz Fransız devrimi. Şimdi bu nedir, nereye varmak istiyorum? Üçü de halk hareketi, aşağıdan yukarı diyebileceğimiz hareketler. Ki bunu yani bir şeyin, bir toplumsal siyasi hareketin demokratik olmasının koşulu olarak aşağıdan yukarı olmasına bakarız. Yani öyle mi değil mi, bir ne olduğuna, mahiyetine karar vermek için o gün bugündür bu şeye önem veririz. Üçünde de burjuva sınıfının önemli rolü var. Halk hareketi, yani dolayısıyla burjuva dediğimiz kesimin de altında var olan ve yani emeğiyle, sermayeyle değil, emeğiyle geçinen insanların omzunda gerçekleşiyor bunlar sonuç olarak. Ama kumanda eden ve sonuçları kendi şeyine, istediği düzene göre çeken, manipüle eden burjuva sınıfı. Onun için bunlara zaten işte malum burjuva demokratik devrimleri falan filan gibi şeyler, isimler koyuyoruz. İngiltere'nin, Britanya'nın bu konuda bayağı eskilere uzanan bir şeyi var. Bir, ne diyelim, bir orijinalitesi, bir özgünlüğü var. Belki bunda şeyin payı çok, ada olmasının. Ada olduğu için uzun boylu bir şey, askeri harcama yükü taşımadan gerekli durumlarda ordu toplayarak, bu orduyu da işte gene burjuvalarından, yeoman denilen kesimden falan toplayarak enerjisini daha çok ekonomik işlere konsantre edebilmiş bir toplum İngiltere. Bunun payı olabilir ama sonuç olarak İngiltere işte devrimi ilk yapan, Avrupa kıtası çerçevesinde demokratikleşme yolundaki önemli ilk devrimi yapan, daha sonraki yıllarda da işte bu 18. yüzyıl falan dediğimiz aynı zamanda sanayi devriminin başladığı çağ. Sanayi devriminde de herkesin önünde koşan gene Britanya, İngiltere. Bunun şeyi var tabii, sanayi devriminin demiri işleyecek, demir madeni olması lazım el altında. O demiri işleyecek, enerjiyi yaratacak kömür olması lazım. Bunlar da var İngiltere'de şans olarak. İşte şey de var, Belçika'da var, Kuzey Fransa'da var, şeyde Almanya'nın işte Ruhr bölgesinde var bunlar bol miktarda. Dolayısıyla da sanayi devrimi işte bu saydığım bölgelerde kuruluyor. İşte başka bakımlardan çok, yani bir dünya gücü olarak görmediğimiz Belçika bu bakımdan çok önemlidir. Evet, yani burjuva sınıfının da böyle bir aktif katılımı var diyoruz. Peki bu burjuva sınıfı her yerde var mı? Ya da her yerde aynı derecede etkili mi? Değil. Şimdi ama Britanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın öbür kıtada gerçekleştirdikleri, somutlaştırdıkları bir yeni toplum biçimi var. Üretim, şu, bu, bütün bu temel faaliyetler bu sınıfın şeyinde, kumandasında diyebiliriz. Yeni bir toplumsal örgütlenme biçimi içinde yürüyor. Yani bu bir, bu böyle olmamış toplumlar için özenilecek bir şey, bir biz de öyle olalım, olsak iyi olur
düşüncesini yaratan bir şey çıkıyor ortaya, bir durum çıkıyor. Bu tabii ilk olarak şeyde hissedilecek. Yani olay neredeyse ona en yakın olan yerlerde hissedilecek. Eğer sanayi devrimi ve şey demokratikleşme, burjuva yönetimi Britanya'da gerçekleştiyse ona en yakın olan yerler bu etkileri herkesten önce alacaklar, üstüne düşünecekler falan filan. Fransa zaten işte bunu belirli ölçülerde yapmış kendi devrimiyle, Amerika yapmış. Almanya. Daha Almanya yok. Almanya daha 1870'te kurulacak, yani aşağı yukarı bir 100 yıl şeye göre, Fransız devrimine göre 80-90 yıl sonra oluşacak bir şey. Ama Almanlar var. Bayağı geniş bir şeye, coğrafyaya yayılmış yaşayan Almanlar var ve onların konuştukları Almanca diye bir dil var. Ve gene Alman olan ve o dili konuşanlardan bir kısmı da Avusturya diye bir imparatorluk kurmuşlar. Yalnız o imparatorlukta büyümüş, genişlemiş bir imparatorluk. Çoğu da Slav olan bir takım şeylere, başka memleketlere egemen olmuş. Orada yaşayan Polonyalı da var, Sırp da var, Hırvat da var, Sloven de var vesaire. Yani Alman'dan çok Alman olmayan bir nüfusun yaşadığı bir Avusturya var. Bu şeylerin, olayların Almanya'da izlenme şeyi, oranı diyelim, yüksek, bayağı yüksek. Bazı şeyler var, hareketlenmeler var. Yani biz Almanlar niye tek bir yönetim şeyinde değiliz düşüncesi doğmuş. Ha, doğmuş da yani çok yayılmış ve egemen o değil, öyle değil henüz. Örneğin yani işte şey, Alman Milli Marşı nedir? Deutschland, Über alles in den Welt, dünyada birinci, işte herkesin üstünde falan filan. Bu sözleri Hoffmann adında bir akademik adam yazıyor, bir şiir olarak yazıyor. Adamı üniversiteden kovuyorlar. Deutschland dedi diye. Sonradan Milli Marş yaptıkları şeyi. Çünkü o zaman işte Leipzig var, bilmem Hannover var, işte Hamburg var, Saksonya var, Baviera var vesaire. Deutschland ne olmuş? Deutschland deyince bunları tehdit eden bir anlam çıkıyor ortaya. Dolayısıyla adamı kovuyorlar. Yani şey değil henüz ama yani egemen değil ama var. Bu da var. Şey ayrıca Almanya'da bu ideolojiyi teşvik eden etkenlerden biri de Napolyon'dur. Şu Napolyon imparatorluk kurmaya başlıyor. Bu da yani başlı başına tabii üstünde durulacak ilginç bir konu. 1789 yılında bakıyorsunuz Fransa devrim yapıyor. Bir tür cumhuriyet ilan ediyor. 1805'te Napolyon kendini imparator ilan ediyor. Yani krallıktan imparatorluğa giden bir demokratik hareket. Ama işte demin de söylediğim gibi bütün Avrupa'yı neredeyse fethetmeye bir hayli yaklaşmış bir hareket. Ve bu fethedilen Avrupa'nın içinde işte Prusya dahil bütün bu Alman prensipaliteleri var. Nitekim Napolyon'dan önce 300 küsur
bağımsız siyasi Alman şeyi vardır, bilim vardır. Bazıları krallık, bazıları prenslik. Napolyon'dan sonra bunlar 36'ya iner. Yani Napolyon bunları ne bu böyle saçma sapan şey gibi önüne gelen bir bağımsız şey yapıyorum filan deyip bunları toparlar yani. Ve oradan şey yapmazlar Almanlar, Napolyon gittikten sonra geri dönmezler yani o 36 ile devam ederler. İşte sonra da o 1870'te şey ilan edilirken Almanya, yani Deutschland olarak. Mesela Liechtenstein da şey yapabilirdi, buna katılmayı seçebilirdi. Ya Lüksemburg da buraya katılmayı seçebilirdi ama seçmediler. Onun için küçük, minik, bağımsız devletler olarak o zamandan bu zamana kaldılar. Allah'a ömür versin diyelim. Ama yani Almanya'da bir şey, tepki ile karşılandı Napolyon ve Fransa'nın varlığı. Mesela Napolyon İtalya'yı da ele geçirdi. Orada da bir takım işte krallıkların ya da prensliklerin başına kendi işte kardeşini bilmem komutanını, generalini falan getirdi. Daha sonra İtalyan birliğini kuracak olan Piemonte, yani Torino ve şey Sardunya krallığı, Savuva'dan başlayıp oraya gelen krallık, Napolyon'dan alıp öğrendikleri kurumlarını koruyarak devam etti ve yani İtalya'yı onlar birleştirdiler gene Almanya ile aynı yıllarda ama pro-Fransız bir ideolojiyle, Almanlar ise birliklerini anti-Fransa bir şeyle, ideolojiyle ve bir duygu şeyiyle, haliyle kurdular. Adeta yani Fransa'ya, Napolyon'a inat gibi. Şimdi Napolyon'u izleyen dönemde Almanların birkaç şeyi var, yaptığı iş. Bunları kısaca bir gözden geçirmek gerek. Biri askeri. Yani zaten militarizm deyince herkesin aklına otomatikman Almanya gelir. Avrupa kıtasında bunun klasik örneği Almanya, Asya'da klasik örneği Japonya olması gibi. Ki o biraz daha sonraki bir vaka diyelim. Kurmay, yani General Staff, kurmay kavramını bulanlar Almanlar. Daha önce subay dediğin adam, general, meneral dediğin adam savaşmasını bilen bir adam. Kurmay deyince iş değişiyor. Yani işte silahlar daha sofistike bir hale gelmiş. Ulaşım vesaire gibi askerlikle yakından ilgili olacak alanlar gelişmiş. O zamana kadar bilinmeyen işte trendi şuydu buydu yahut işte şey buharla işleyen, madenden yaptığın, demirden yaptığın gemi vesaire bunlar yeni şeyler. Ki işte bu devam edecek. Gittikçe de hızlanarak ve daha böyle şaşırtıcı şeyler, icatlar yaparak devam edecek. Bütün bunları birleştiren ekonomiyle, genel ekonomiyle, üretimle birleştiren bütün bu şeyleri, kaynakları icap ettiği durumda bir savaş gücüne dönüştürmek üzere toplumu organize eden bir kurmay, genel kurmay dediğimiz oluşum, subaylardan oluşan, bütün bu işleri akla eren subaylardan oluşan
Bu bir Alman buluşudur. Şimdi bunun yanında bir de 1830'larda kurulan, Almanların aralarında kurdukları Zollverein var. Yani gümrük birliği. Şimdi o dediğim gibi 300'lerden başlayıp Napolyon'la 36'ya inmiş Alman devletçikleri. Bunlardan diyelim Münih'te ne oldu? Atıyorum ben gözlük yaptı bir firma ya ne bileyim işte, bir alet yaptı. E bunu satacak sağa sola. Mesela Prusya'ya, Potsdam, Berlin'e de satacak. Şimdi Bavyera'ya da yaptılar. Münih'ten yola çıktı, bilmem işte Orta Saksonya'ya geldi. Sınır geçti, gümrük de ödenecek. Oradan iki adım sonra bilmem ne prensliği başlıyor. Sınır geçti, gümrük ödeyecek. Şimdi Berlin'e geldiğinde ödenen gümrüklerde bunun fiyatı bilmem nereye vardı. Yani ticaret falan olmuyor bu durum, bu siyasi durum, bu sınırlar, mınırlar şey yapıyor, ticarete engel oluyor. Yani hepimiz Almanız ama Alman malını yollayamıyoruz. E ne yapalım? İşte gümrük birliği, Zollverein denen şey, bir takım hani ülke denebilecek çapta işte Saksonya, Maksonya gibi, Bavyera gibi krallıklar. Ama mesela bağımsız kentler, Lübeck kenti, işte Hamburg kenti, Hannover kenti falan. Bunlar işte hepsi kendi işte meclis midir nedir, neyle yönetiliyorsa oralardan çıkarttıkları kararlarla falan filan bu Zollverein'i imzaladılar ve böylece bir Alman gümrük birliği kuruldu. Genelkurmay birliğinin yanında. Bu bir sivil ticari birlik. Başarılı olmadı. Yani şu dediğim çerçevede artık o adım başında gümrük vergisi ödemekten kurtardı Almanları. Bu anlamda işe yaradı, yararlı oldu. Ama bunun da Almanya'nın birleşmesini umuyorlardı. O yolda gümrük birliği herhangi bir şeyi değiştirmedi. Bir de bunun buna ek olarak yine Almanya Birliği açısından şey var. Yani bu 1830'larda oldu. Zollverein. 1848 ayaklanması bütün Avrupa'yı sarstı, sarsaladı. Fransa'da monarşi devrildi, bilmem şey geldi yine. Cumhuriyet kuruldu ve orası Fransa olduğu için iki yıl sonra Cumhurbaşkanı 3. Napolyon imparatorluğunu ilan etti. Gene Cumhuriyet'ten imparatorluğa evrildi Fransa falan. Almanya'da çok sarsıldı. Prusya'da Almanya'nın içinde sarsıldı ve bunun üzerine Frankfurt Diyeti kuruldu. Yine Alman Birliği'ne götürecek bir araç olmak üzere. Bütün Alman şeylerinden var olan işte 36 prensipaliteden temsilcilerin gelip toplandığı bir Fransız Frankfurt Meclisi kuruldu. Ama bu Frankfurt Meclisi'nin bir ortak maliyesi yoktu. Maliye Nazırlığı falan gibi bir merkezi örgütlenmesi yoktu. Ordusu yoktu. Dolayısıyla işte bir meclis binası içinde nutuk atan bir takım adamlar vardı. Başka da bir şey yoktu. Bu ve Gümrük Birliği Almanya'nın birliği konusunda herhangi bir yenilik getirmediler. Getiremezlerdi maddi sınırlamaları dolayısıyla. Bir de böyle bir meclis düşünün. Yani bir meclis kurulmuş. Ama bir şeyi yok, yaptırım gücü yok. Kim gider o meclise? Yani ben iddialı fikirlerim, bilmem nelerim falan varsa, memleketin
geleceğiyle ilgili, bir Türklerde olur böyle fikirler. Gider başka iş yaparım. İkinci sınıf bir şeyde, bir kuruluşta ömür tüketmem. Yani bu Frankfurt niyetinde de genellikle böyle, yani bir isim yapmak isteyen falan ama pek de parlak olmayan adamlar şey yaptılar. Ve bunlar zaten var olan Alman siyasi birliklerine, özellikle de başta şeye, Prusya'ya yanlış yapıyorsun falan diyecek bir şeyleri olmadı hiçbir zaman. Onun için yani hep otoritenin yapılsın dediği şeye kafa sallamakla yetindiler. Yani bir demokratik bir varoluş göstermediler. Direniş mireniş, hiç öyle şeyler söz konusu değil. Bu arada iki şey çıktı gene. Almanya birleşmeli falan, bu fikir gitgide şey yapıyor, taraftar buluyor. İşte Hoffmann'ın kovulduğu zamana göre bir farklılık var. Yani bir Alman milliyetçiliği başlamış. Mesela meşhur Yağan vardır, jimnastikhaneler açar orada. Ve o jimnastikhaneye ideoloji verir. Yani Almanya için vücudumuz dinç, kuvvetli, işte çevik falan olmalı. Yani ben Murat olduğum için değil, ben Türk olduğum için fit olacağım falan, böyle bir şey. Neyse, şimdi Avusturya meselesi. Avusturya'nın da içinde olduğu bir Alman birliği kurulması fikri Grosse Deutschland, büyük Almanya düşüncesi. Bundan hoşlanmayan, naz etmeyen bir kesim var, bayağı da kalabalık. Çünkü Avusturya'yı da içine alan bir Alman birliği kurduğunda işte bir yerin Sırptır, Hırvattı, bilmem neydi, Makedonyalıydı, Romanyalıydı falan, hatta İtalyan, çünkü şey, Venedik falan o sıralarda Avusturya'nın elinde, şey, Milano falan. Yani Almanlığı bozan bir durum ortaya çıkacak. Onun için Kleine Deutschland, küçük Almanya diyen bir kesim var ki sonunda Almanya'yı kuran Bismarck da bunlardan. O da daha da pragmatik gerekçelerle, yani kurulu bir imparatorluk, bilmem ne geleneği falan filan olan bir Avusturya'nın geri kalan Almanlara şey olacağını, önder olacağını, önderliğini bırakmayacağını, dolayısıyla bir tür Avusturya'nın hizmetine girmek gibi olacağını düşünüyor. Öncelikle de bu nedenlerle bu olaya karşı. Fakat Otto von Bismarck, Wilhelm'in krallığı zamanında şansölye olarak Almanya'nın başına geçiyor. Bir meşhur nutku vardır parlamentoda. Almanlar retorik, özgürlük, işte Almanya bilmem ne falan laflarını söylesin diye bakmıyorlar Prusya'ya, güçlü olduğu için bakıyorlar. Bu parlak nutuklarla vakit geçirmek bizim eski yanlışımızdı diyor, şeyi kastediyor, Frankfurt diyetini. Almanya'nın sorununu kan ve demir çözecektir diyor. Yani bu iş bir silahlı bir savaş sonucunda gerçekleşecektir diye bir manifesto ilanatında bulunuyor Bismarck. Ve bundan kısa bir süre sonra, o sıralarda Danimarka Krallığı'nın bir parçası olan Schleswig-Holstein bölgesini almak üzere Avusturya ile ittifak yaparak
şeye ultimatum veriyor Danimarka'ya. Çekilin gidin oradan. Burası Almanya'ya aittir diye. Danimarka'nın gözü yemiyor. Bu iki Prusya ve Avusturya ile dövüşmeyi terk ediyor. Bu olduğu anda da Bismarck bir vücut çalımıyla Avusturya'yı saf dışı edip Schleswig-Holstein'i doğrudan Prusya'ya bağlıyor. Avusturya'da ses edemiyor bu aşamada. Bismarck'ın ikinci hareketi şeye karşı, Avusturya'ya karşı doğrudan doğruya bu sefer savaş çıkarıyor ve yeniyor Avusturya'yı. Bu başarı karşısında o bağımsız Alman devletçiklerinin bir kısmı biz de sizinle beraber olalım deyip Prusya'ya katılıyorlar. Ama hala Bavyera, Saksonya, şu bu, bunların bağımsızlığı devam ediyor. Bu 1860'larda olan şeyleri söyledim. 1870 yılına geldiğimizde İspanya'da kral ölüyor. Yerine kim geçecek? Bir Fransızların desteklediği aday var, bir Almanların desteklediği aday var. Bismarck bu olayı Almanya'nın birliğine giren bir o sürecin bir aşaması haline getirmeye karar veriyor. Üçüncü Napolyon'u provoke ediyor ve böylece 1870 Prusya-Fransa savaşı başlıyor. Kurmay denen şeyi kurduğunu Almanya'nın, yani Prusya'nın kurduğunu söylemiştim. Bunun da başında Moltke var. Büyük askeri deha Moltke. Gayet hızlı bir şekilde Almanya, bu işte demir yolu vesaire bu gibi şeyleri askerileştirerek kullanmayı öğrenmiş. Verdun Savaşı, Sedan vesaire, Verdun değil o birinci dünyada, yeniyor Fransa'yı. Öyle bir yeniyor ki yani 3. Napolyon bizzat esir düşüyor. Büyük imparator. İşte bu 1870-71 falan filan Fransa bundan tekrar Cumhuriyet, 3. Cumhuriyet'e dönecek. İşte 3. Napolyon bu arada İngiltere'ye gidip orada ölecek. Ama Bavyera falan da bu olaydan sonra tamam biz de geliyoruz diyorlar. İşte bir özel şeyler, antlaşmalar, yerel haklar işte. Dolayısıyla federaldir Alman devleti. Bugün hala federal devlet olarak devam eder. Çünkü yani bu gibi sözleşmelerle falan bir araya gelerek bir bütün oluşturmuş. Dediği gibi Bismarck'ın kan ve demirle Almanya Birliği kuruluyor. Bu Almanya Birliği'nin kurulmasında Alman burjuvazisinin bir rolü yok. Onlar istiyorlar yani burjuva hani iş yapan, üreten, satan yani bir adam tabii ki bir daha büyük bir pazar vesaire bunları istiyor. Bunları yapacak bir gücü yok şeye karşı, krala karşı falan filan. İşte yani Frankfurt diyetinden belli, bilmem şeyin, gümrük birliğinin bir yere varmamasından belli. Bu işleri halleden Bismarck, o da çok da sadık olduğu işte kralı ki bu olayla birlikte kral yani König olan Wilhelm şimdi Kaiser Wilhelm olarak imparatorluk tacını giyiyor. Burada kim duruma hakim? Yani Bismarck dedik, Kaiser dedik ama işte iki tane adamdan olmaz bu iş. Bir sınıf
varlığı var. Ne var? Prusya'nın toprak beyleri var. Yani Junker dediğimiz bu feodal sınıf var. Yani feodal gibi aslında oldukça gerilerde kalmış bir düzenin devam eden unsurları burada kapitalist devlet kurup bir ulus devlet burjuvaziyi biraz emziriyorlar. Yani hadi siz de bir canlanın, kanlanın, teşvik ediyorlar. Yani burjuvalara kapitalist olmayı öğretiyorlar. Şimdi bu hani aşağıdan yukarı diyordum. Bir demokrasi ölçüsüdür. Burada gayet yukarıdan aşağı bir yapı ve bir süreçle, bir oluşumla karşı karşıyayız. Gayet de gerici olan bir sınıf, Junker sınıfı. Ki bu yani hem toprak sahibi sınıftır, hem de bütün orduyu teşkil eden sınıftır. İşte bu kurmay kurulması vesaire bu işte Gneisenau, Clausewitz falan gibi önemli adamlar var. Bu Alman ordusuna şekil veren, ideoloji veren vesaire onlarla birlikte bir liyakat ilkesinin öne geçtiğini görüyoruz Alman ordusunda. Yani illa işte şeyden bütün subaylarımızı aristokrasiden alalım demiyorlar. Ama yapı öyle kurulmuş. Yani Prusya da bir kere özellikle öyle. Bu Almanya'nın özellikle başta askerlik olmak üzere birçok kurumu Prusya'nın kurduğu kurumlar olarak Almanya kurumu haline geliyorlar ve o şekilde devam ediyorlar. Onun için ta İkinci Dünya Harbi'ne geldiğimizde Alman ordusu subay kadrolarının yarısına yakınını en azından daha hala Prusyalıdır ve şeydir, Junker kökenli adamlardır. Ama bir yandan ordu ideolojisi içinde şey var, liyakat öne geçmeli. Nitekim yani bir zaman sonra Osmanlılar Almanya'dan yardım isteyecekler. Öncelikle de askeri bakımdan bir şey, yol gösteren rolü tanıyacaklar. O zaman gene Alman ordusunun uzmanlarının Osmanlı'ya tavsiyelerin arasında bu iş vardır. Yani fakir fukara çocuklarına dikkat edin, onları subay yapın falan derler. Şimdi Almanya üstünde epeyce durdum. Bunun bir benzeri de Asya'da olmaktaydı. O zamana kadar kendini batıdan korumak için katı bir izolasyon politikası izleyen Japonya bundan çıkmak zorunda kaldı. Amerika'nın zorlamasıyla. Amiral Perry gelip gemileriyle yanaştı. Herhangi bir yabancının ayak basması yasak Japon topraklarına. Ama bu toplarıyla, moplarıyla Perry'nin 5 gemi galiba donanmasını şey yapamadılar. Yani silahla karşılık veremediler. O da dedi ben şimdi gidiyorum. Gene geleceğim. Geldiğimde bu saçmalıklar ortadan kalkacak. Öyle işte yabancı ayak basamaz da bilmem neydi falan filan. Ya da eğer kalkmamışsa bu şeyler sonuçlarına hazır olun. Bu tehdidi savurup gitti ve bir daha geldiğinde hoş geldin deyip izolasyonu kaldırmışlardı. Ama tabii Japonya'da sonuçta yani izolasyonu kaldırmakla bir internasyonalizasyon politikasına falan girmiş değildi. Çünkü işte gayet kapalı, içine dönük, gelenekçi olan bir toplum bu. Yani dolayısıyla bu modern ideolojiler içinde ancak milliyetçiliği alıp
benimseyebilecek bir toplum. Dışa açılalım ve izolasyonu sürdürelim fraksiyonlarına bölündü. Var olan maddi koşullarda izolasyonu sürdürmenin bedeli bayağı ağır olacağı, muhtemelen de işlemeyeceği için öbür yol seçildi. Dışa açılalım ama dışarıyı yenmek için öğreneceklerimiz var. Bunları öğrenmek için dışa açılalım dediler. Hatta şimdi adını unuttum, meşhur adam vardır. Amerikan gemisine binip Amerika'ya gitmeye teşebbüs etti. Yakalayıp yaptılar. Geri verdiler. Bu adamı idam etmediler. Normal olarak idam etmeleri gerekiyor. Çünkü yani Batı teknolojisini öğrenip Japonya'ya getirmek üzere bunu yapıyordu. Yani bir batılılaşılacak ama Batı'dan da nefret edilecek. Böyle bir ideoloji Japonya'da var. Şimdi geri kalan dünyaya baktığımız zaman nerede yani Britanya'nın şanlı devrimini yapacak Britanya burjuvazisi yahut nerede Fransız burjuvazisi? Her yerde beter, Junkerlerden beter, toprak sahibi yahut tefeci bilmem ne gibi derme çatma şeyler var. Ve hemen hemen bütün bu memleketlerde mükemmel filan olmamakla birlikte en örgütlü diyeceğimiz güç ordu. Dolayısıyla ulusal hedef, herkes için ulusal hedef modernleşme ise, bunu yapabilecek yeteneği elinde bulunduran ordular var. Dolayısıyla yani başlangıçta üç tane aşağıdan yukarı hareketle yaparken burjuva düzenleri kurulur ve onların yanında Almanya kural dışı görünürken, olay yayılınca aşağıdan yukarıya model bir aykırılık, kural dışı bir hale geliyor ve kapitalizme geçiş ve modernizasyon diyeceğimiz batılılaşma dediğimiz şeyin daha kibarca ifade edilmiş biçimidir diyebiliriz. Bunu yapan da oluyor, ordu oluyor. Ordu olduğu için de topluma bir askeri disiplin vermek falan filan gibi militarizasyon diyebileceğimiz bir takım kalıplar bütün dünya çapında yaygınlaşıyor, yerleşikleşiyor ve yaygın kural bu oluyor. Ben bu konuda yazdığım kitapta, ki o bayağı 800 sayfa falan, kocaman bir kitaptır yani, şeyden başladım, klasik geçiş burjuva toplumuna, bu saydığım üç örnekle İngiltere, Amerika, Fransa. Ondan sonra militarist modeli geçtim. Burada Avrupa'da Almanya. Benzer koşullarda modernizasyona geçip de militarist olmayan bir örnek de olsun diye İtalya'yı aldım orada. Almanya, İtalya kontrastı. Asya'ya baktığım zaman da tabii Japonya militarist model olarak çıkıyor. Ama orada da Asya kıtasının genel koşulları içinde militarist olmamış, hiç olmamış Hindistan modeli var. Orada da onu aldım kontrast olarak Japonya ile.
Bu iki Japon ve Alman örneklerinin arasında da tam orta yerde aşağı yukarı Türkiye. Biz de tabii ki militarist model içinde bu şeyi yaptık. Ama burada da yani bize yakın benzer koşullar ve coğrafi bakımdan da yakın olup da bir şey kurduğu düzen militarist olmayan ne var diye bakınca Yunanistan'a karar verdim ve Türkiye ile de Yunanistan arasındaki şeyi kontrastı belirtmeye çalıştım. Evet, şimdi daha var süremiz. Gelebiliriz Türkiye örneğine. Şimdi bir yabancı toplumsal bilimci ve tarihçi Reynolds'tı galiba adı. İmparatorluk üstüne yazan bir yazar. Bakayım bulabileceğim mi? Neyse önemli değil onu bulmak. Reynolds yanılmıyorsam adı. Diyor ki bu şey burjuva yönetimiyle birlikte yani daha demokratik bir şeye geçen monarşiyi yok ederek yahut şey yaparak terbiye ederek meşruti legitimist rejim kuran ülkelerde veya tabii 1917 devrimi falan gibi olaylarda devlete karşı bir hareket vardır. Yani toplumsal bir takım kesimler baskıcı devlete karşı onu hizaya getirmek üzere, dizginlemek üzere bir aşağıdan yukarı hareket başlatırlar. Türkiye durumunda devlete karşı bir hareket olmamıştır diyor. Tam tersine buradaki ideolojinin devleti kurtarma ideolojisi olduğunu söylüyor. Bu doğru bir tespit. Evet yani var olan güç dengeleriyle bir mücadeleye girme durumu var. Ama nedir bu? Kutsal devleti beceriksiz adamların elinden kurtarmak üzere bir girişim. Şimdi Osmanlı'nın batılılaşma kararını vermesi ikinci Viyana bozgunu ile başlayan sürecin sonraki aşamalarından biri olarak alınabilir. Yani bu Viyana kuşatması ve bunun bir bozgunla, bizim bozgunumuzla sonuçlanması 1699'da Karlofça antlaşmasını getirdi ve Osmanlı Devleti o güne kadar karşılaşmadığı bir toprak kaybına uğradı. Bununla da bitmedi iş. Gene Osmanlı yenilgileri devam etti. 1718'de Pasarofça bu sefer imzalandı. Gene büyük bir toprak kaybı. Bu iki olayın üzerine Osmanlı Devleti artık eski devlet olmadığını idrak etti. Sülale devri başlar bununla birlikte. Lale devri, bir yandan işte insanların lale yetiştirdiği, bilmem şiir yazdığı, şair Nedim'in bilmem şiir okuduğu falan bir dönemdir. Ama aynı zamanda yok işte çuha fabrikası, kağıt fabrikası, işte tulumbacı teşkilatı falan filan gibi çeşitli modernizasyon şeylerinin, girişimlerinin de başladığı bir zamandır. O sefahat olarak bizim şey yaptığımız, özellikle de resmi tarihçilerin hiç haz etmedikleri, bu işte lale devrinde adamlar lale male tutturmuşlar savaşmak varken.
Ya bu şey, yani toplumun yöneten kesimlerinin, egemen sınıf kesimlerinin artık savaş kazanamayacak bir padişahla iyi geçinmesini sağlayacak şeyler bunlar. Yani egemen sınıfı ehlileştirmeyi şey yapan, amaçlayan şeyin yaptığı, mesela Fransa'da 14. Louis'nin yaptığı, aristokratları Paris'te toplayıp ziyafetlerle, bilmem nelerle, metreslerle, kumarlarla adamların gözünü kamaştırıp şey yapmalarına engel olmak, hır çıkarmalarına engel olmak. Yani bir iktidar sürmenin bir yöntemi, eğer çok da güçlü değilsen özellikle tavsiye ederim bunu, sefahatı paylaşma yöntemi. Bununla kafa tutma, baş kaldırma gücü elinde olan kesimleri pasifize edersin ve kendi şeyini, yönetici varlığına alıştırırsın onları. Lale Devri'nin bu tarafı da vardır. Ama Lale Devri, yani 14. Louis bunu yaptı. Kabak 16.'nın başına patladı. Yani bayağı uzun bir zaman Fransa monarşisini bu durum idare etti. Bizde 1718'de şey başladı, Lale Devri diyeceğimiz dönem. 1730'da patrona isyanı. Gerçi patrona isyanı bu olayı bitirmedi. Yani çünkü isyan yatıştıktan sonra 1. Mahmut padişah oldu ve 3. Ahmet'ten devraldığı şeyi ve Nevşehirli İbrahim Paşa'dan devraldığı mirası devam ettirdi. Ama 1. Mahmut'tan sonra da yine olay durdu. Bir takım şeysiz, beceriksiz padişahlar falan filan elinde. Fakat şeydir, yani bir önemli bir dönüm noktasıdır. Mesela ilk elçi tayini Osmanlı'nın bu Lale Devri'nde olur. İşte malum 28 Mehmet Çelebi Fransa'ya gider. Bir yıla yakın orada elçilik yapar. Giderken de kesin talimat verilmiştir. Orada bütün önemli olayları izle, bak, bize rapor getir. Kurumlar nasıl çalışıyor, öğren, rapor getir. Yani ilk defa bir memlekete elçi gönderiyor Osmanlı. Osmanlı'ya elçi gelirdi, Osmanlı'ya elçi göndermezdi. İlk örnek bu. Ki bu devam etmiştir. Sefaretname diye bir neredeyse edebiyat türü, hani epik var, tiyatro var falan, onun gibi bir sefaretname. Çeşitli yerlere sefir olarak gönderilmiş adamlarına, ama gördüklerini, nasıl vergi topluyorlar, jandarma var mı, işte polis teşkilatı var mı, nasıl çalışıyor, mahkemenin bilmem nesi nedir falan diye, yani öyle bir gözünü dışarıya çevirmek. Ki Osmanlı ile birlikte bunu yapan bir de Rusya var. Bu da Petro ile başlamış. Ve Petro'dan sonra da devam eden bir süreç. Bu da gayet akla yakın bir durum. Çünkü Rusya ve Osmanlı Devleti bütün bu yeniliğin ve modernizasyonun başladığı Avrupa'yı, Batı Avrupa'yı en yakın, durumu en yakından gören, sonuçlarını doğrudan doğruya yaşayan iki ülke. Aralarında önemli bir fark var. Rusya yeni, genç, güçlenen bir ülke ve onun için güçlenmesini devam ettirmek için batılılaşmayı şey yapmış, önüne hedef olarak koymuş. Petro 50 tane falan modern Avrupa çapında lise ayarında okul kurmuş. Bilimler Akademisi kurmuş, Sanat Akademisi kurmuş. Avrupa klasiklerini Avrupa dillerinden Rusça'ya çevirmiş
vesaire müthiş adımlar atmış ve aşağı yukarı yılda 1000 kadar Rus gencini çeşitli Avrupa ülkelerine eğitime gönderiyor. Oradan bir know-how'la dönüyorlar bunlar. Osmanlı ise takatını bitirmiş bir şey. Hani İbn Haldun şeylerine falan baktığımızda artık yaşlanma, ölüm aşamasına gelmiş. O işte Avrupa'daki varlığını sürdürebilmek için batılılaşmak zorunluluğunu duymuş. Yani birinin tükenmişliğiyle birinin enerjisi arasında ciddi bir fark var. Ama sonuç olarak bu ikisini baktığımızda aynı tarihlerde, aynı pencerede batıya doğru gitmeye çalışırken görebiliyoruz. Bundan sonra ancak işte İran'dı, Hindistan'dı, Çin'di vesaire dalga dalga şeye doğru, doğuya doğru yayılacak. Daha Afrika falan işin içinde değiller. Ama Güney Amerika'da gene bazı hareketler var bu tarihi dönemde. Evet. Burada bir paralellikten söz etmek gerek. Petro Avrupa'da geziyordu. Avrupa'yı yakından öğrenmek için çar olmuştu ama bunu ablasıyla paylaşıyordu çarlığı. Avrupa'dayken de kendi aleyhine bir takım işlerin döndüğünü haber aldı. Rusya'da onun üzerine hızla geri geldi. Ablasını tasfiye edip otoriteyi eline geçirdi. Bu işi başarabilmek için Petro'nun Streltsi diye bilinen Rus ordusunun özel birlikleriyle dövüşmesi gerekti. Ve onları yendi Petro. Özel birlikler, yani hemen kısa zaman içinde yozlaşmaya şeydirler, teşnedirler. Bir kere en başta kendi edindikleri ayrıcalıkların çocuklarına kalmasını isterler. Dolayısıyla gene liyakat bilmem ne gibi şeyleri bir kenara bırakarak bir hanedanlaşma eğilimi baş gösterir. Var olan ilişkiler içinde kendi ayrıcalıklı yerleri olduğu için o ilişkilerin değişmesini istemezler. Dolayısıyla nesnel olarak hep tutucu, muhafazakar bir konumda bulunurlar. Petro A'dan Z'ye değiştirmek istiyor Rus toplumunu. Bu Streltsi bulundukça buna engel olmak için elinden geleni yapacak. Onun için isabetli bir kararla zaten bir takım isyan hareketlerine girişmişler. Bunları şey yapıyor, beceriyor bu işi ve Streltsi'yi ortadan kaldırıyor. Yani dolayısıyla Rusya'nın batılılaşmasında özel kuvvet Streltsi'nin ortadan kalkmasının bir yeri var. Bunu şey yapamadı. Osmanlı benzerini yapamadı. 1826 Vakayı Hayriye'ye kadar. Nedir bu olay? İşte burada da o özel kuvvetler gibi Yeniçeri var. Benzer bir şey. Şey bitmiş, o hani Hristiyan çocukları devşiriyorsun, onları bilmem işte Müslüman yapıyorsun falan. Yok. Bunlar Celali isyanları zamanı. Yani 17. yüzyıldaki Anadolu'daki eşkıyalık vesaire hareketlerinin işte silahlanmış köylüler bilmem ne, Sekban Sarıca falan denilen adamların şey Yeniçeri haline getirilmesiyle Yeniçeri Ocağı zaten mahiyetini tamamen değiştirmiş ve silahlı gücü olarak toplumun zaten bir ayrıcalıklı konumda gene bir şey işte o Kabakçı Mustafa hareketi vesaire 3. Selim'in öldürülmesi falan gibi olaylarda da muhafazakar bir varlık olarak toplumda duruyor. İşte onları Vakayı Hayriye ile ortadan kaldırarak
Stelsi'ye paralel bir şekilde ikinci Mahmut şeyin önünü açıyor. Bundan böyle bu şeyden Yeniçerilerle boğuşmadan neyse işte batılılaşma adına yapacağımız yapabiliriz. İşte ondan sonra ilk şeyler Mustafa Reşit Paşa ile birlikte ki o şey Mahmud'un ölümünden sonra Abdülmecit oğlu Abdülmecit'le şey Tanzimat fermanını okuyup daha da hızlandıracak şeyi batılılaşma hareketini. Şimdi bu durumda yani bu Rusya'da oldu daha 18. yüzyılın başında biz de 19. yüzyılın başında bu özel askeri birliklerin lağvedilmesi, yok edilmesi ile modern ordu kurmak. Mahmut da modern ordu kurdu. Pek modern bir adı yok bu ordunun. Asakir-i Mansure-i Muhammediye diye gayet adalı bir adı var. Ama modern olmak üzere kuruldu. Şimdi askerlik öteden beri Osmanlı Devleti'nin önemli bir faaliyeti, bir şey zaten bir konkistador bir imparatorluk. Yani fetihler üzerine kurulmuş bir imparatorluk. Elbette ki askerlikte prestijli bir kariyer, meslek. Dolayısıyla toplumun bütün ileri gelenleri, erkek çocuklarını oraya kanalize etmeye başladılar. Oğlum işte askeri mektebe git, kılıcını kuşan, nişanlarını, apoletlerini tak, şerefli bir adam ol. Ona göre daha erkek şey erken aşamaları eğitimin işte rüştiyeler, müştiyeler falan kuruluyor. İşte 50 küsur mektep açtı Petro diyordum. Biz 1860'larda Galatasaray'ı açmayı başarıyoruz bir tane. Ve uzun zaman onun bir ikincisi de yok. Ama işte hep o dualiteden söz edilir. İşte Atatürk Mahalle Mektebi'ne gönderilir. Orada işte falaka uğrar, çıkar ve işte Şemsettin Efendi'nin bir başka adamın açtığı modern mektebe gider. İşte oradan da askeri mektebe geçer falan böyle hikayeler görürüz. Yani bu şey modern denebilecek eğitim öncelikle harbiyede yani asker olacak adamlar arasında. Ama tabii tıbbiye var, mülkiye var. Bu üçü. Bu üçü öncelikle toplumun ihtiyacı olduğuna inanılan batılılaşmanın gereklerini yerine getirmek üzere varlar. Ve gerçekten de işte o dönemler boyunca burada olan hani ilerici diyebileceğimiz, modernist diyebileceğimiz hareketler bu okullardan gelir. İşte İttihat ve Terakki'yi tıbbiyeliler kurarlar. Ama harbiyeliler İttihatçı olana kadar parti uzun boylu bir kimlik, bir önem filan taşımaz. Ancak şey diyorum, yani prestijli kariyer, askerlik diyorum. Dolayısıyla toplumunda prestijli olan kesiminin seçtiği bir meslek. Yani biraz paşazadeler mesleği halinde. Yani gene liyakat değil, bir şey, sınıfsal ayrıcalık falan filan gibi temeller üstüne oturan bir şey. Şimdi burada önemli olay, belirleyici olay ki pek bilinmez ve konuşulmaz bu. Abdülhamid tahta çıktı, şey başladı, Rus harbi başladı. Rus harbi işte Bulgaristan bilmem ne falan meselelerinden çıktı. Osmanlılar gerek şeyde Balkanlarda gerek Doğu Anadolu'da ağır hezimete uğradılar. İşte Plevne, Osman Paşa falan filan bir iki tane böyle
vaziyeti kurtarır gibi görünen bireysel başarı hikayesi fazla da sürememiş. Geri kalanı tam bir felaket. Şimdi bunu izleyen dönemde Mehmet Arif adında bir adamın Başımıza Gelenler adında kitabı yayınlanıyor. Bu Mehmet Arif daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda falan gördüğümüz bizim Celaleddin Arif Bey'in babasıdır. Şeyde bulunmuş, Doğu Anadolu cephesinde bulunmuş, Gaziantep Muhtar Paşa orada. Onun da işte tabii tarihçilik marifetleriyle yüceltilen işte Erzurum müdafaası falan gibi olaylar var ama yani ne olmuş, onu da Erzurum almış Ruslar. Müdafaa işlememiş. Şimdi burada Mehmet Arif Bey şeyi anlatıyor. Komuta kademesinin yetersizliğini, aczini anlatıyor. Subayların beceriksizliğini, bilgisizliğini anlatıyor. Şeyde yani Balkanlarda ne oldu, ne bitti, onun kitabını yazan yok. Bu şeyde olduğu gibi. Ama muhtemelen bu da çok konuşulan bir konu. Balkanlarda da benzer hikayeler herhalde var. İşte bu şeyi Asakir-i Mansure kuvvetleriyle başlayan modern Osmanlı ordusunda bir ciddi dönemeç işareti oluyor. Bu şeyden değil, Osmanlı zadeganından sadece değil, şeyden bayağı toplumun yoksul kesimlerinden subay yetiştirmemiz lazım anlayışına yol açıyor. Nitekim şeye baktığımızda daha sonraki aşamalara, işte Kurtuluş Savaşı'na dahil olmak üzere kimler vardı adını duyuran komutanlar vesaire, işte Refet Belesi'nden Fevzi Çakmağ'ına, işte Karabekir'den İnönü'ye, işte Nafiz Gürman şuydu buydu, birçok komutan general var. Bunların arasında işte Ali Fuat Cebesoy dışında böyle bir paşazade yok. Bunlar hep orta tabaka ya da Mustafa Kemal gibi ortanın da oldukça şey alt kesiminden mütevazi toplumsal tabakalardan gelen. Bu koşullar da tabii o mütevazi tabakalardan gelmek bir teşvik edici unsur oluyor. Yani o yükselme iradesiyle geliyorlar. Onun için de başarılı olmak üzere ellerinden geleni yapıyorlar. Bir bireycilik hakim harbiyede, yani bunların her biri vatanı kurtaran ben olmalıyım gibi bir azimle şey yapıyor. İşte hepsi mesela hatiplik öğrenmeye çalışırlar falan filan. Askerlik dışında da işlerle uğraşırlar. Bir de yani mesela bakın İngiliz resim tarihine, Fransız resim tarihine baktığınızda asker ressamlar diye bir şey görmezsiniz. Ama Türkiye'de baktığınızda asker ressamlarla başlar işler. Niye? Çünkü yani mektepte resim yapmak, bunu öğrenenler askerler. Yani hemen hemen bütün alanlarda, bütün toplumsal alanlarda yeni bilgiler, bilimsel bilgiler önce onların önünden geçiyor. Onun için bir başka türlü bir şey ediniyorlar. Formasyon ediniyorlar. Yani bu şeyde işte askerliğin yapısındaki değişiklikler dediğim bu şey Başımıza Gelenler kitabını izleyen gelişmeler aynı zamanda iyice
takatten düşmüş Osmanlı'nın savaştan savaşa sürüklendiği bir dönem malum. İşte yeni birliğini kurmuş. Birliğini kurduktan sonra da şöyle bir dünyaya bakan bir İtalya var. Ya yani her tarafı paylaşmışlar. Afrika'da yer kalmamış. Biz ne yapacağız? Bizim sömürgemiz nerede olacak? O Libya'yı görüyorlar. Orası da işte olduğu kadar Osmanlıların elinde. Boş ver, Osmanlı mühim değil deyip Libya'ya asker çıkarıyorlar. Dolayısıyla bizimkiler de bir gönüllü gönderiyorlar oraya. Biraz illegal bir biçimde işte Enver orada. Mustafa Kemal gidiyor daha başka gene. Daha sonra da adlarını duymaya devam edeceğimiz askerler, subaylar, genç subaylar. Ama onlar orada bir şeyler yapmaya çalışırken de bir şeyler de yaparken birdenbire Balkan Harbi patlıyor. Haydi bunlar apar topar dönüyorlar ama ağır bir hezimet çünkü 3 gün öncesine kadar bizim hakimiyetimiz altında falan dedikleri adamlar Osmanlı ordularını perişan ediyor. Karadağ, Maradağ falan gibi böyle minör güçler bir de bakıyorsun savaş kazanmış, Selanik gitmiş, Yanya gitmiş bilmem ne. Böyle bir durum. Onun üzerine işte bu yoksul kesimlerden gelen genç subayların da ortaya çıkmasının perdesi açılıyor. Enver başta olmak üzere. Orduda ciddi ayıklama, tasfiye Enver zamanında oluyor. Ve bu gerçekten şeydir, çarpıcıdır. Yani Enver hayatını başarısızlıkla geçirmiş bir adam benim değerlendirmem çerçevesinde ama burada başarılı. Yani Balkan Harbi'nin felaketini düşünün. Hemen onun arkasından gelen Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordularının performansını düşünün. Yani sonuç olarak şu Mısır'da falan pek de bir parlak bir başarıya imza atılmamış ama Çanakkale var. Yok işte şeyde uzak yerlerde Polonya, Molonya oralarda savaşan Türk birlikleri var. Yahut Kafkasya'daki daha savaşın sonundaki gerçi o sırada artık Rusça kalmamış, Çarlık kalmamış ama yani bir gene başarı gösteren yani bu işte o yapısal değişikliklerin bir sonucu Enver genç subayları getirerek bir başka türlü bir ordu yapısı ortaya çıkarıyor. Şimdi atlıyoruz yani uzatmayalım ayrıntıları. Kurtuluş Savaşı da kazanıldı. Bu bir askeri zafer. Askeri zafer üstüne kurulan bir cumhuriyet, yeni bir yönetim biçimi, rejim. Başında Mustafa Kemal, onun da en yakını İsmet İnönü. Yani bir askeri zaferle kurulmuş bir yeni devlet. Ama ve lakin kuran askerler, Mustafa Kemal ve İsmet İnönü, militarist değiller. Orduya elbette önem veriyorlar. Sevgileri var, saygıları var falan filan ama yani böyle bir asker millet yetiştirmek derdinde değiller. Yani Mustafa Kemal'in işte uzun boylu ipe sapa gelmeyen bu işte güneş dil teorisi yok işte şey Orta Asya'dan gelip Roma İmparatorluğu'nu kuran Türkler falan filan gibi şeyler tarihi bakımdan doğru değildir falan ama orada Mustafa Kemal'in vurgulamaya çalıştığı medeniyet kuran Türkler yani
fetih yapandan çok onu ilgilendiren insanların kafasına bunu sokmak, medeniyet meselesini sokmak. Bunların şeyinde, idaresinde ordu, silahlı kuvvetler şey olmadı. Yani memleketi idare eden güç olmadı. Memleketin bu şekilde gitmesinin bir tür teminatı, garantisi olmak üzere şey belledikleri, başkomutan belledikleri Atatürk'ün, İnönü'nün sadık şeyiydiler. Dolayısıyla en güvendikleri adam zaten Cumhurbaşkanı'ydı. En güvendikleri ikinci adam başbakandı. Yani dolayısıyla onların işin içine karışıp bu iş böyle olmaz, böyle olur falan demelerinin bir gereği yoktu. Yani dolayısıyla bu askeri başarılarla, zaferlerle gelip yeni rejimi kuran insanların işine müdahale etmediler. Onların işine ancak yardımcı oldular. Onlar da daha çok sivil aydın kadrolarla birlikte bu şeyi Osmanlı'dan geriye kalabilmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni batılı bir toplum ve bir devlet haline getirmeye çalıştılar. İnönü bazılarına çok erken görünen bir kararla İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çok partili demokrasiyi ilan edince bilindiği gibi ilk yapılan seçime benzeyen seçimi, 46 seçime filan benzemiyordu. Yeni kurulan parti kazandı ve Demokrat Parti şeyin yerine geçti ve İnönü şeyde kaldı, muhalefette kaldı. Bu aşamada hep söylenir, işte Şükrü Gürler midir, o Şahap Gürler midir, general İnönü'yle temasa geçer ve el koyalım mı diye sorar yani. Seçim kaybedilmiş ama iktidarı vermemek sonunda ordunun elinde, İnönü yok yani, yapacak bir şey yok der. Yenilgiye, seçim yenilgisine rıza göstererek, gerektiği gibi tabii, bir demokraside olması gerektiği gibi iktidarı devreder. Ama işte malum 50'de bu şekilde Demokrat Parti'ye verilen iktidar 60'ta 27 Mayıs darbesiyle geri alınır. 27 Mayıs işte vatanı kurtardı diktatörlerin elinden. Olur mu böyle, olur mu işte kardeş kardeşi vurur mu falan filan diye yeni bir şey, bir ideolojik kıpırtı ve işte şanlı ordu, Mehmetçik vesaire, bütün bu edebiyatı ön plana getirdi ve ondan sonra da şeyin bir aşağı yukarı 30 yıllık falan bir tarihi dönemin şeyini, ana örüntüsünü meydana getirdi. Nedir bu? Sivil yönetimler habire Atatürk yolundan çıkıyorlar. Ordu geliyor. Hayır, öyle olmaz diyor. Böyle bir ikili iktidar durumundayız. Onu da biliyoruz, bunu da biliyoruz. İkisine de bir tür alışkanlık edinmişiz. 10 yılda bir düdük çalıyor. Ha, geldiler. Şimdi sıra onlarda diyoruz biz toplumca. Askerler geliyor. İşte anayasa değiştiriyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Yani Türk şeyi, militarizmi diyelim, böyle kuruldu. Yani şeyde değil, Cumhuriyet'in kuruluşunda militarizm bu Cumhuriyet'i kurdu dedirtecek uzun boylu bir şey yok. Ama sonraki koşullar militarizmi getirdi. Militarizm de gelebilmek için Atatürk kültünü şey yaptı,
geliştirdi. Yani modern tarihin şeyleri, diktatör diyeceğimiz önderleri kendileri hayattayken diktatörlüklerini kurdular. Stalin, Hitler yahut işte Perun, Meron falan gibi daha popülizmden gelenler. Ya Atatürk tabii diktatöryel bir otoriter şey karakteri olan bir adamdı ve ona göre bir rejimle idare ediyordu. İnönü dersek o da çok daha yumuşak bir adam değildi. O da eli ağır dediklerindendi. Ama yani eli ağır olmakla şimdi militarizm aynı şey de değil. Yani militarizmden konuştuğumuza göre bu adamlar şey değildi de militarizmi kuran bir şey olarak işte bundan sonra böyle olacak diye bunu devreden adam değillerdi ve şey de yani Atatürk'te evet bir kült idi ama kalkıp kendi kültünü kendi yaratmıyordu. Yani toplum ona öyle bakıyordu. İşte toplumun entelijensiyası onu yüceltiyordu falan ama şeyden Atatürk'ün yüceltilmesi esas olarak Atatürk'ün ölümünden sonradır. Ölmüş bir insan zaten artık tartışmalarda bizzat yer almasına imkan yok. Ordu onu ebedi önder olarak benimsemiş. Baş yorumcusu da ordu dolayısıyla. Onun adına müdahale ediliyor. Ordu, işte Genelkurmay Başkanı Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin zamanında ama her seferinde Atatürk adına müdahale ediyor ve Atatürk'ten sapan istikameti tekrar getirip Atatürk'e bağlıyor. Ve tabii bunu yapabilmek için de bir ayrıcalıklı bir yeri var. O ayrıcalıklı yerin işte icabında ekonomik uzantıları, oyaktı vesaireydi. Ve bütün bu şeylerde, askeri darbelerde, yönetimde işte güvenlik kurulu vesaire vesaire gibi kurumlarla gitgide yayılan ve ağırlığı da artan bir varlık biçimine kavuştu. Dolayısıyla bu yıllarda Türkiye militarizmle görüştü, tanıştı ve işte geldik en son döneme. Bu dönemde tabii şey bu Atatürkçü ordu gelenek vesaireyle uzlaşmayan bir şey var, yeni bir rejim var. Bu şeyin askeri rejimin her zaman böyle şüpheyle baktığı İslamcı kesimin şeyi. Fakat bu militarizm bakımından neleri değiştirdi diye soracak olursak işte bu cuntalara, darbelere vesaireye bir tür alışkanlık kesbetmiş olan askeri kesimleri tasfiye etmeyi başardı. Ama bu bir Müslüman militarizm yoktur anlamına gelmiyor. Var. Dolayısıyla o açıdan uzun boylu bence değişen bir şey yok. Daha yoğun bir militarizme her an karar verebilir var olan otoriter yönetim. Yani dolayısıyla militarizm olacak mı, militarizmden arınmış bir demokrasi mi olacak gibi bir tartışma değil, militerin başında kim olacak tartışması var burada. Ve şu anda var olan iktidar asker üzerinde de bir kontrol sağlamış gibi görünüyor. Yani sağlamışsa sağladığı o kontrolle birlikte biraz daha
Osmanlı renkleriyle şey yapılmış, boyanmış bir militarizm de gündemde bekliyor demektir deyip burada bırakalım.